Seninle her şeye varım ben. Sen benim uğurlu yolumsun. Sana bağladımsa da belden geçmedim bu emel. Ankara Sigorta'nın katkılarıyla hazırlanan İpek Açar'la Can Can'a başlıyor. Ankara Sigorta, Polsan bağlı ortaklığıdır. Kıskanıyorum, ellere bakma. Ben zaten yandım, bir de sen yakma. Türkiye Polis Radyosu'ndan İpek Açar'la Can Cana'dan herkese kocaman kocaman sevgiler demek istiyorum. Çok özel bir program bugün. Neden özel? Çünkü karşımda çok özel bir insan var. Memleket sevdalısı, hiç durmadan, yorulmadan, inanın programına baktığım zaman ben de düşünüyorum. Diyorum ki hani bu gücü, bu enerjiyi nereden buluyor? Hatta acaba uyumaya zamanı oluyor mu diye de düşünmeden edemiyorum. Ama kalpte böyle bir memleket sevdası olunca Yüce Rabbim de bu gücü kuvveti veriyor diye düşünüyorum. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Türkiye Polis Radyosu stüdyolarında bizlerle. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Mahcup ettiniz beni başlarken. Az bile söyledim Sayın Bakanım. Gerçekten, gerçekten öyle. Çok yakından takip ediyorum sizi biliyorsunuz. Ve inanın gücünüze, kuvvetinize hayranım. Hatta zaman zaman düşünüyorum. Diyorum ki bir 10 insan gücünde çalışıyorsunuz. Her yerdesiniz. Nerede bir sorun olsa, nerede bir facia olsa, nerede bir afet olsa siz anında oradasınız. Yetişiyorsunuz, her şeyle ilgileniyorsunuz. Gerçekten bu Allah'ın verdiği bir güç kuvvet olsa diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Milletin duası. Değil mi? İki taraftan bakıyorum. Birincisi hepimiz bu memleketin evladıyız. Muhakkak herkes elinden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışır. Hata olmaz mı? Hata olur. İnsanların eksiği olmaz mı? İnsan eksikli bir varlıktır. Muhakkak olur. Ama Türkiye böyle bir fırsat yakalamış. Yani dünyayla kıyasladığınızda, karşılaştırdığınızda da Türkiye'nin yakaladığı bu fırsatın belki önümüzdeki yıllarda bir daha yakalanamayacağını düşünüyorum. Geçmişte böyle bir fırsat yakalansaydı belki geçmiştekiler bizden çok daha fazla çalışırlardı. Ama bugün yakaladığımız fırsat hem Avrupa'ya baktığımız zaman, hem dünyadaki gelişmelere baktığımız zaman, hem Türkiye'nin geldiği noktaya baktığımız zaman bu fırsatı iyi değerlendirme sorumluluğu üzerimize veriyor. Hepimiz için veriyor. Yani bu sadece ülkeyi yöneten Sayın Cumhurbaşkanımızın, Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki hükümet üyeleri veya çalışanları için değil. Aynı zamanda bir mühendis için, aynı zamanda bir mobilya ustası için, aynı zamanda bir balıkçı için, aynı zamanda bir sanatçı için, aynı zamanda öğrenci yetiştiren bir öğretmen için. Hepimiz için bu fırsat kaçırılmayacak bir fırsattır. Zamanla yarışmamızı gerektiren bir fırsattır. Dünyayla rekabette üstünlük elde edebileceğimizi düşündüğüm bir fırsattır. Eğer bunu böyle görürseniz, hayırlı da işler yapmak için adım atarsanız, bir, milletin duası sizle beraber oluyor. Birçok yerde buna şahidim. Bazen eksik yaptığımız işler de oluyor. Ama o dualarla beraber o işler yoluna giriveriyor. İkincisi de bu fırsatı kaçırmamak için, biraz önce bahsettiğim, bu fırsatı kaçırmamak için yapmamız gereken çok çalışmaktır. Eğer çok çalışırsak, eğer gayret gösterirsek, çalışanın yanında olan Allah'tır. Bir de Allah adildir. Ona bakmak lazım. Yani ona da inanmak gerekir. Ben inanıyorum. Allah'ın adil olduğuna inanıyorum. Onun için burada
sorumluluklarımız var, görevlerimiz var. O sorumluluk ve görevlerden aman ya şuna da benim arkadaşım gitsin, ben de buna bakmayayım demek olmuyor. Vatandaş, insanoğlu şöyle düşünür. Kendisi, kendi bir takım yönetme ehliyetini birilerine devretti. Beklentisi şudur. Bir, normal zamanlarda benim işimi görsünler. Başıma olağanüstü felaketler gelirse yanımda olsunlar. Allah muhafaza öngöremediğim bir takım meseleler olursa yalnız kalmayayım. Yani muhakkak akrabası var, yakını var, dostu var. Ama bizim coğrafyamız devletin vatandaş için çok mühim olduğu bir yapıdır. Çünkü devleti ayrı bir yere koyar vatandaş. Siz onun yanına gittiğiniz zaman, onunla beraber olduğunuz zaman zorluklarını kolay yaşayabileceğini düşünür. O duyguyu ona vermek gerekir. Onun elinden tutup kaldırdığınız zaman, onun gözyaşına ortak olduğunuz zaman, onun sıkıntısına ortak olduğunuz zaman, orada sizi gördüğü andan itibaren işler hafifleşir. Belki ümitsizliği ortadan kalkar. Bütün bunu onunla birlikte yaşamak ve hissettirmek lazım. Tabii bunu yaptığınız andan itibaren de o hem böyle bir ülkede yaşadığı için mutlu oluyor. Almanya'da da selafetler oldu örneğin. 5 ay, 6 ay, 1 yıl devletin gidemediği yerler oldu. Biz 1,5-2 ayda işlerimizi tamamladık, çıktık. Evet. Ve orada önemli sonuçlar elde ettik. Şehirler yeniden yapılandırıldı. İnsanlar ümitsizliklerini attılar, yepyeni bir hayata başladılar. Tam da onlara o zaman söylediğimiz gibi oldu. Bakın burada öyle bir şehir olacak ki bundan sonra böyle meselelerle karşı karşıya kalmayacaksınız. Hatıralarınız belki o sel suları içerisinde geldi gitti ama o hatıralarınızı sel suları içerisinde gelip geçerken o acıları ortadan kaldıracak yepyeni güzelliklerle bir arada olacaksınız. Eskisinden çok daha iyi olacak, merak etmeyin dediğimiz noktalarda biz vatandaşımıza hiç mahcup olmadık. Her arkadaşımız bir yerden tuttu ve bir noktaya geldi. Bunların hepsi bize ayrıca hani sizin de işiniz. İyi bir iş yaptığınız zaman belki yorulursunuz ama mutlu olarak oradan ayrılırsınız. Kesinlikle. Yenisine başlamak da bambaşka bir heyecan verir. Bizimkisi de öyle. Çok güzel anlattınız Sayın Bakanım. Gerçekten tüm dünyaya örnek olacak projelere de imza atıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de ben de geçtiğimiz günlerde bir etkinliğine katıldım. En iyi narkotik polisi anne projesi. Sizin hem isim babalığı yaptığınız bir proje hem de elinizi hiç çekmediğiniz, her zaman orada olduğunuz bir proje. Bu arada orada işte aldığınız dualara ben de şahit oldum. Herkes yanınıza geldi. Herkes sizi çok seviyor, dua ediyor. Bu çok çok önemli bir proje. Bu nasıl başladı? Nasıl aklınıza geldi? Çünkü her şey bir kadınla aslında başlayabiliyor. Tıpkı Diyarbakır annelerinde olduğu gibi. Onu da biraz sonra konuşacağız. Ve sizden dinlemek istiyoruz. En iyi narkotik polisi anne projesini. Gerçekten çok önemli ve çok özel çünkü. İpek Hanım çok teşekkür ediyorum. İnsanlık geliştikçe, ülkeler geliştikçe tabii farklı sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Kimya geliştikçe, sosyal alem, sosyal medya geliştikçe, siber alem geliştikçe insanlar çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Yollar geliştikçe, hızlar ve süratler arttıkça insanlar farklı sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyor. Yani her gelişmenin bir nimeti varken, her gelişmenin öyle veya böyle bir de külfeti var. Muhakkak ki bu nimet külfet dengesi insanlığın ilk zamandan itibaren belki de en önemli denklemlerden bir tanesi. Uyuşturucu meselesi de karşı karşıya kaldığımız 21. yüzyıldaki en temel sorunlardan bir tanesi. Ben sondan başlayayım. Örneğin
Amerika bu konuda iflastır. Kesinlikle. Yani bu mücadeleyi bırakmış. Avrupa bu konuda iflastır. Bu mücadeleyi bırakmış. Aynı zamanda mücadeleyi nasıl yapıyorlar? Mücadeleyi işte büyük yakalamalar, aynı zamanda büyük transferler, yani narkotik transferler, işte eroin nakliyatını yakalıyorlar, kokain nakliyatını yakalıyorlar, metamfetamin nakliyatını yakalıyorlar. Ama kendi mücadelelerini bununla beraber tanımlıyorlar. Oysa bu arz, yani dünyaya bunu sevk edenler, büyük uyuşturucu kartelleri var ve buradan bir gelir elde etmeye çalışıyorlar. Suç geliri elde etmeye çalışıyorlar. Ama bir de talep var. Bir de bu talebin sonrasında ortada bir durum var. Yani satanlar, dağıtanlar, yayanlar, talep edenler, içenler, bir de talep edip içtikten sonra, kullandıktan sonra sağlık durumu tamamen bozulanlar. Arz ile mücadele, satanlarla ve dağıtanlarla, yayanlarla mücadele. İki, talep edenlerin, yani uyuşturucu kullanmak isteyenlerin, uyuşturucu kullananların kullanmamasını temin etmek. Üçüncüsü ise kullandıktan sonra sağlık, rehabilitasyon, tedavi gibi yöntemlerle onu karşı karşıya bırakmak. Tabii ilk önce verileri bilmek lazım. Biz bunun için Türkiye'de ilk kez bir şey yaptık. Her uyuşturucu kullanıcısını yakaladığımızda, isteğe bağlı bir şekilde veya satıcısını yakaladığımızda 150 binin üzerinde anket çalışması yaptık bunlarla. Nerede kullanıyorsunuz? İşte %48'i dedi ki ben evimde kullanıyorum. Yüzde o zaman öyleydi. 28, 29, 30 dedi ki ben metruk binalarda kullanıyorum. İşte %10'u dedi ki ben araçlarda kullanıyorum. Kim başlattı sana? Kim ısrar etti? Çok büyük bölümü dedi ki ben arkadaşımın ısrarıyla başladım. Şöyle biliriz ya, bu çocuklar şöyle çocuklar olabilir, gençler olabilir. Annesi yok, babası yok. Annesiyle babası arasında problem var. Yani bir aile ortamındaki belki sevgiden yoksun, sıkıntı. Aslında bunun da yanlış olduğunu gördük. Baktık ki bunların %90'ına yakın annesi var. %87 evde oturuyorlar. %94'ü annesi ev hanımı. Ve işte neyle başlıyor? Özentiyle mi başlıyor? Veya nasıl? Bütün bunlarla ilgili yukarıdan aşağıya rakamları almış olduk. Ve bunun üzerine bir politika oluşturduk. Yani ne yapabiliriz? Bir, bizim bir önleyicilik vazifemiz var. Yani olay olduktan sonra olayı aydınlatmak olabilir. Ama bizim esas görevimiz önleyicilik. Bu da eğitim. Demek ki eğer bunun %90'ına yakın annesi varsa bizim yapmamız gereken annelere ulaşmaktır. Kesinlikle. Çünkü İpek Hanım, birinci veya ikinci kullanımlarda, hatta üçüncü kullanımlarda eğer anne fark ederse onu o illetten uzaklaştırabilme kabiliyetimiz %100'dür. Çok iddialı bir şey söylüyorum. Onun için anneye ulaşmamız gerekir ve biz en iyi narkotik anne projesini başlattık. Ve geçen yıl 1,5 milyon anneye ulaştık. Bu tabii dalga dalga yayılıyor. Bu yılda şimdi ciddi bir şekilde ulaşacağız. Sabahleyin İstanbul'da kaymakamlarımızla toplantı halindeydik. İstanbul'un bu yılki hedefi 350 bin. Sadece İstanbul. 350 bin anneye ulaşacak. Tabii bu günlerde konuşuluyor, evlerde konuşuluyor. Esnafsa ticaret kendi arasında konuşuyor ve dalga dalga yayılıyor. Bir de burada da kalmadık. Geçen hafta Milli Eğitim Bakanımızla bir protokol imzaladık. Ve bağımlılıkla ilgili 25 milyon veli, öğretmen ve anne, yani daha doğrusu öğrenci, 25 milyon bireye ulaşacağız. Yaklaşık 3 ay içerisinde. İnşallah. Ve bir taraftan rehabilitasyonu sağlayabilecek, bir taraftan talebi engelleyebilecek, bir taraftan da arzla mücadele edecek, aslında yeni bir hat kuruyoruz. Güçlü bir hat kuruyoruz. Tabii bu esnada sadece onu yapıyor değiliz. Bizim
62 vilayette kanalizasyonlardan, bu da Türkiye'de ilk, yeni kanalizasyonlardan veri alıyoruz. Ve o ilde en çok ne kullanılıyor? Kullanılanlar artmış mı, azalmış mı? Üniversitelerle birlikte, Yeşilay'la birlikte muhteşem bir çalışma yürüyor. Ve Yeşilay her çeyrekte bu çalışmayı bize gönderiyor. Biz her ili 42 kriterle risklendiriyoruz. Risk analizi yapıyoruz. Her ilçeyi 32 kriterle risklendiriyoruz. Ve o ilçelerde, bu analizlerde elimizde olduğu şekilde bizim riskimiz nedir? Polisimiz, jandarmamız, kaymakamımız, valimiz, Yeşilay'ımız hep beraber o ilçede ve ilde bir araya geliyorlar. Mücadeleyi ne yöne sevk etmeliyiz? Buna bakıyoruz. İki, tüm okullarda, bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı, güvenlik çemberimiz var. Ve bu güvenlik çemberinde hiçbir çocuğumuzun uyuşturucu satıcısıyla karşı karşıya gelmemesi için her okula bir güvenlik amirimiz var, polis. O hem okul aile birlikleriyle hem okul müdürüyle beraber sürekli irtibatlı. Çok riskli, daha önceden bu işlerle karşı karşıya kalmış okullarımız var. Bunların önünde muhakkak ki polis ekiplerimiz var. Ya girişte ya çıkışta veya daimi polis ekiplerimiz var. Orada eğer özel güvenlik görevlileri varsa onlarla sürekli bir irtibat halinde olan bir polis yapımız var. Yine bunun yanı sıra geçmişte çok azdı narko timlerimiz. Yani sadece bu mücadeleyi yapan ekiplerimiz. 2015 yılında 12 civarındaydı. Daha sonra 16-17'ye çıktı. Şimdi 81 vilayette son 3-4 yılda narko timlerimiz var. Ve bu narko timlerimiz sürekli mücadele halindeler. Sadece işleri bu. Yine bunun yanı sıra narko alan projemiz var 20 vilayette. İstanbul'da 32 yerde alan kapatıyoruz. Riskli mahalleleri belirliyoruz. Türkiye'de de öyle. Bu riskli mahallelerin etrafını çeviriyoruz. Ve burada uzun erimli, bir aylık, iki aylık, üç aylık sürekli, yani teşbih tahta almaz, hani bir terör olacak alanın etrafını kapatmak gibi, aranın etrafını kapatıyoruz. Mahalleli de bundan memnun. Çünkü oraya hiçbir şekilde şey giremiyor. Yani evet, uyuşturucu alıcı satıcısı. Ve tüm bunlarla birlikte narko tırlarımız var. Ve bu narko tırlarla birlikte de sürekli eğitim veriyoruz. Ortaokul, lise, üniversite. Yine bunun yanı sıra ASENA diye bir programımız var. Geçen yıl ASENA programıyla yaklaşık 6636 yakalama yaptık. ASENA programı nedir? Bizim narkotik başkanlığımızın dünyada ürettiği tek programdır. Milyonlarca veriyi yapay zekayla birleştirerek bir arabanın uyuşturucu kaçırıp kaçırmayacağını tespit ediyor. Bu arabanın burada ne işi var? Bu arabanın sahibi kim? Bu araba niye bu rotaya gidiyor? Bu yapay zekayla veya kişi bu insanlarla niçin bir ilişki içerisinde? Bu kişi hemen alarm çalıyor. Alarmla ilgili onun üzerine gidiliyor. Ve ASENA programı başladığı 1,5 yılda 6636 yakalama. Yani her verdiği 100 alarmın neredeyse yarıya yakınının doğru olduğu bir program. Ve bu bize bazen istihbari olarak takip edemediğimiz, bazen ihbarla gelmeyen birçok yakalamayı da gerçekleştiriyor, sağlıyor. Dünyada birçok ülkeyle işbirliği içerisinde, geçen gün İtalya İçişleri Bakanı'ydı. Şu anda 6 operasyon yürütüyoruz. Yani İtalya ile beraber, etrafımızdaki birçok ülkeyle beraber operasyon yürütüyoruz. Yine bütün bunların yanı sıra uyuma diye bir program, bu da yeni. Bu bahsettiklerimin hepsi yeni. Yaklaşık 3-4 yıldır devam eden projeler ve programlar. Uyuma diye de bu uyuşturucuyla mücadele aplikasyonu. Cep telefonunuza indiriyorsunuz. Bu bir ihbar hattı. Ve bugüne kadar toplam 50.462 ihbar gelmiş. Ve biz hepsine gitmişiz.
muhteşem ve Sayın Bakanım bu uygulamada galiba kendini telefon numarasını ifşa etmekten korkan ve hani bu ya da komşusu diyelim uyuşturucu kullanıyor, onu ihbar etsem şimdi sonra bana da bu sıçrar ve başım belaya girer düşüncesini tamamen ortadan kaldıran bir uygulama değil mi? Böyle bir özelliği var. Bu uygulamada kişinin kimliği tamamen gizli. Yani ihbarı bu kişi yaptı, bunun üzerine gittim. Böyle bir değerlendirme söz konusu değil. İhbar yapsın bize yeter. Boş ihbar olsun, biz o boş ihbara da gideriz. Çok önemli. Yani o kadar kıymetli ki yani bu ihbarlar. Ve size enteresan bir şey söyleyeyim. İstanbul'da 2017-2018'de ihbar sayısı 100 bin civarındaydı. Yani mücadeleyle ilgili geldiğimiz noktayı söylemek istiyorum. Şu anda ihbar sayısı 50 binlere düştü. Yani biz sahaya o kadar çok basıyoruz ki vatandaşımız şunu görüyor. Devlet sahada hem satıcıyı hem kullanıcıyı rahat bırakmıyor. Bu konuda çocuklarımızı korumaya çalışıyor. Bir de biz projeli programlar yapıyoruz, işler yapıyoruz. Yani savcılıklarla ve hakimliklerle. Bazen 6 ay izliyoruz, bazen 9 ay izliyoruz. Buradan da kıymetli hemşehrilerimize söylüyorum, vatandaşlarımıza. Ya şurada satılıyor, görmüyor galiba demesinler. Biz telefonların teknik takibi alıyoruz, biz görüntülerini alıyoruz, biz fotoğraflarını alıyoruz. Ve hakimin önüne gittiğimizde böyle kalınca bir dosyayla gidiyoruz. Diyoruz ki bakın burada 30 kişi var ve bunlar bir çeteler ve bunlar organize iş yapıyorlar. Ve bu dosyayı önünüze koyuyoruz. Delilleri de, ihbarları da budur. Bazen bizim şöyle işlerimiz var. Vatandaşımızın da bilmesini isteriz. Gizli soruşturmacılarımız var. Hakim diyor ki bizim önerdiğimiz kişiye, evet ben bunu görevlendirdim. Bu bir takım işler yapabilir ama devlet görevlisidir. Bize raporlarını sunduğu andan itibaren biz onun söylediklerini de, onun ortaya koyduklarını da gizli soruşturmacı olarak, delil olarak kabul ediyoruz. Yani o kişi milletimizin canını acıtıyorsa, çocuklarımızı uyuşturucuya birileri bulaştırıyorsa, onun için devlet olarak biz elimizden gelen her şeyi ortaya koymaya çalışıyoruz. Bir de en önemli meselelerden bir tanesi metruk binalar. Evet. Ve bu da bizim biraz önce söylediğim o yaptığımız anketlerden çıktı birebir. İşte %30'du mesela. Bundan 4 yıl önce metruk binalarda kullanım oranı şu anda %21'e düştü. Sebebi, çünkü biz bu metruk binaları belirledik. Yaklaşık 121 bin metruk bina belirledik. Bunun 106 binini, özür diliyorum, bunun 89 binini, 90 binini yıktık. Bunun yaklaşık 16 bin küsürünü de rehabilite ettik. Bunların bir bölümü tarihi binalar, tescilli binalar. Geri kaldı 14 bin küsür, 15 bin bina. Şimdi bunları da yıkıyoruz tek tek. Ve bu metruk binalar hem bazı sokakların asayişsizliğini sağlıyor. Bazen orada hiç hoş olmayan işler oluyor. Uyuşturucu kullanılıyor. Ve o sokağı, o mahalleyi neredeyse rahatsız ve huzursuz ediyor. Bütün bunlara yakın da yönelik de çalışmalarımız aynı şekilde devam ediyor. Ve bütün bunları da bir takiple sürekli olarak ortaya koymaya çalışıyoruz. Peki sonuç ne? Tamam, bunları yapıyorsunuz. Peki sonuç ne? Sonuç şu. Türkiye'de çok güzel bir şey var burada. 2016 yılında uyuşturucuya bağlı direkt ölümlerden hayatını kaybedenlerin sayısı 920. 2017'de 941. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ortaya koyduğu bir stratejiyle birlikte ve bu stratejiye bütün kurumların da ayak uydurması, bizim de büyük bir mücadele ortaya koymamızla. Hatırlarsanız burada da benim canım yanmıştı. O en iyi narkotik anne polisi programında da söyledim. Bazen beni eleştirdiler. Ama bizim mücadelemizin en kesif noktalarından bir tanesine bu sözü söyledim. Uyuşturucu satıcısını okulların önünde görürse polislerimiz ayaklarını kırsınlar dedim. Gönülden katılıyoruz biz bu de büyük Sayın Bakanım. Aslında bu büyük bir itirazdı. Evet. Yani çocuklarımızı buna bulaştırmak isteyenlere karşı. O zaman 941'di bu ölüm sayısı.
Şimdiyi söyleyeyim. 2021'i biz 270'te tamamladık. Şimdi de 250'nin altında tamamladık. Yani muhteşem rakamlar. 941'den neredeyse 1/4'üne kadar düşürülebilecek bir sayıya hep beraber Türkiye büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Bitti mi işimiz? Hayır. Biz bir çocuğumuzu da kaybedemeyiz. Çünkü ben Hollanda'ya gittim. Hollanda Kamu Güvenliği Bakanı ve Adalet Bakanı bir Türk, Dilan Hanım. Onu ziyarete gittik. Yani karşılıklı ülkeler arası görüşme için, uluslararası bir görüşme için gittik. Oraya giderken işte 500 metre, 600 metre veya 300 metre önünde insanlar çok rahat bir şekilde esrar çekiyorlar. İçiyor yani. Aleni. Aleni. Ve her şey serbest. Avrupa'da mesela Almanya belli bir miktarda uyuşturucu kullanmayı serbest bırakıyor. Ya bunun bir belli miktarı olur mu? İki, en önemli lerinden bir tanesi de eroin için şırınga verecekler. Amerika'da kasabalar oluşturmuşlar. Uyuşturucu kullanma kasabaları. İnanılır. Şimdi bunların her biri, tabii biz de bu dünyanın içerisindeyiz çok doğal olarak. Etkilenmiyor değiliz, biz de etkilenebiliriz. Bizim doğumuzdan doğal uyuşturucu geliyor. Batımızdan da kimyasal sentetik uyuşturucu geliyor. Biz hem hedef ülkeyiz hem de transit ülkeyiz. Yani örneğin Avrupa limanları da transit limanlardır. Onlar da hem hedef ülke hem transit ülke. Sadece biz değiliz. Şimdi bütün bununla mücadele edebilmek için tabii topyekun bir gayret ortaya koymak lazım. Cumhurbaşkanımız bu işe bir merhale daha el attı bu yaptıklarından sonra. Şimdi örneğin cezaevinde şu anda nereye geldi sonuç diye söylerken bir sonuç bu, ölüm sonucu. Evet. Peki örneğin şeyde kaç bu? Amerika'da bizde milyonda 5. Milyon kişide 5 kişi hayatını kaybediyor. Hatta 4.7. 2022 tam rakamlar dünyayla kıyaslandığında belki de 4.5'a inecek, daha aşağı inecek. Ancak Amerika'da milyonda 324. Amerika'da 110 bin kişi ölüyor. Bizdeki rakamı söyleyeyim. 250'nin altı. Şimdi bu önemli bir kıyas. Çok. Almanya'da milyonda 29. Bizde milyonda 4.7. Yani biz Almanya'nın neredeyse 6'da biriyiz. Veya yani başka bir ülke söyleyeyim. Norveç milyonda 85. Başka bir ülke söyleyeyim. Avusturya milyonda 32. Şimdi bu rakamlar büyük ve önemli rakamlar. Evet. Örneğin Avrupa'da bir kereliğine uyuşturucu kullanan kişi sayısı milyonda 29. Bizde milyonda 3.1. Şimdi biz burada iyi bir baraj koymuşuz. Ve bu mücadeleyi yapmaya devam ediyoruz. Ve bu mücadeleyi de bir taraftan annelerle, bir taraftan devletin güvenlik birimleriyle, bir taraftan öğretmenlerimizle, bir taraftan rehber öğretmenlerle, bir taraftan Yeşilay'la, bir taraftan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve onun yetkilileriyle beraber hep beraber bunu sağlamaya çalışacağız. Bu arada bir sonuç da şu, 36 bin kişi 2016 yılında cezaevinde olan insan sayısı uyuşturucuda. Şu anda yani şu anda rakam 121 bini aştı. Yani Türkiye bu konuda o kadar büyük bir mücadele ortaya koyuyor ki bizim şu anda cezaevlerinin yarısından fazlası uyuşturucu suçları. Ve ya bu az fazla, bunlar zaten bunu yapıyorlardı, satıyorlardı. Tabii. Şimdi bunları yakalayıp içeriye koyuyoruz, koymaya. Bu devletin kararlılığını ortaya koyuyor. Kesinlikle. Ve başka bir şey daha var. Şimdi bu cezaevlerinde Adalet Bakanlığımız, Sayın Cumhurbaşkanımız yeni bir strateji ortaya koyuyor. Adalet Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımızla birlikte rehabilitasyon merkezleri yapacak. Yani sadece ona ceza vermeyeceğiz. Onu uyuşturucudan kurtarmaya yönelik rehabilite sağlanacak. Bu da değil. Bunun da ötesinde başka bir şey daha var. Sağlık Bakanlığımız Orman Bakanlığı'ndan yerler aldı. Ve
ve yeni rehabilitasyon merkezleri kuracak. Ve bunları da hemen harekete geçirecek. Yani hani o anneler, en büyük problemlerden bir tanesi bu. Ailelerde büyük yıkım oluyor. Çok. Ailelerin diğer çocuklarına kız vermiyorlar. İstihdam problemleri, iş problemleri yaşanıyor. Şimdi bütün bunun Türkiye bugüne kadar yaptığı bir mücadele zemininden, bu mücadeleyi yükselterek hem satıcılara ve dağıtıcılara karşı daha sert bir yapı ortaya koyuyor. İki, buna düşmüş, bununla karşı karşıya kalmış, ailesini de kendisine perişan etmişlere karşı da hemen bir rehabilitasyon sistemini çok uzun erimli ortaya koyan yeni bir adıma geçiyor. Çok güzel. Üçüncüsü, bu da çok kıymetli bir şey. O da şu, yani yaptıklarımızdan sonra yeni yapacaklarımızla ilgili söylüyorum hükümet olarak. O da bunun altını çizerek söylüyorum. Ailelerin en çok istediği çocukların resen tedavi olmasıydı. Bunun için bir kanun lazımdı. Şimdi Adalet Bakanlığımız bu kanunu hazırladı. Birlikte buna çalışıldı. Ve bu hazırladığı kanunla birlikte bundan sonra hakim 48 saat içerisinde bu rehabilitasyonu sağlayabilecek merkezlere resen, yani kendi kararıyla beraber, tabii elbette bir doktor raporu olacak. Tabii. Resen kendi kararıyla beraber uyuşturucu kullanıcısının tedavi ve rehabilitasyonu sağlayabilecek bir adım atacak. Bu da önemli bir karar. Çok çok önemli. Yani cezaevlerindekini rehabilite edeceğiz. Dışarıda olanları rehabilite edeceğiz. Aynı zamanda da resen tedavi sağlayabileceğimiz, diğer merkezlerle de bunu sağlayabilecek yeni bir şey daha var. Devlet de bu tedavinin önemli bölümünü karşılayacak. Yani ailelere de burada bir külfet, ailelere de burada bir yük gelmeyecek. Yani topyekün 360 derece hem mücadeleyi, hem talebi durdurmayı, hem de rehabilitasyonu ve sağlığı ortaya koyabilecek adımları devlet atabilme kabiliyetine sahip olacak. Bir problem de metamfetamin. Dönem dönem mesela hatırlarsanız bonzai yaygındı. Bonzai ile mücadele ettik ve bonzai Türkiye'ye gelmesini engelledik. Eroin yılda 20-22 ton yakalayarak, yani Cumhuriyet tarihindeki en büyük yakalamaları ortaya koyduk. Eroinin rotası değişti. Afganistan, İran üzerinden Türkiye'ye geliyordu. Şimdi Akdeniz üzerinden gidiyor. Bize uğramıyor. Yani bu bizim için çok kıymetli bir şey. Şimdi ama yeni bir bela var. Bir laboratuvar icadı metamfetamin. Çok da insan hayatına da tehdit ortaya koyuyor. Bu metamfetamin 16,5 ton yakaladık. İlk alarmı biz verdik. Baktık ki dünyada da hızla artıyor. 16,5 ton metamfetamin yakaladık ki bizde 1-1,5-2 ton yakalanırdı. Ve Türkiye'nin her tarafında ciddi bir şekilde sahaya bastık. Ve şu anda metamfetamin konusunda da bağlantılarını iyi bulduk. Bu bağlantılarını kimler sağlıyor, kimler ediyor, kimler taşıyorlar, nereden geliyor, ne yapılıyor. Bu konuda da bütün güvenlik birimlerimiz, polisimiz, jandarmamız, istihbarat birimlerimiz, gümrük birimlerimiz toplam 16,5 tona yakın, 16,2 ton, 16,5 ton, tam gümrük rakamları net belirlenince rakam net olacak. 16,5 tona yakın biz metamfetamin yakalaması olduk. Yani onları da büyük darbe indirdik. İnanıyorum ki bu mücadelede biz başarılı çıkacağız. Milletimize bir şey söylemek isterim. O kadar umut varım ki bu uyuşturucuyla geldiğimiz mücadelede, geldiğimiz noktada Türkiye hakikaten bütün kurumlarıyla birlikte bunun Avrupa'ya ve Amerika'ya nasıl mücadele edileceğini göstermektedir. Aslında biz Avrupa'nın çocuklarını da koruyoruz. Evet. Yani onlar ne kadar buna ait bir şeyleri baraj kapaklarını açmışlarsa da biz o baraj kapakları adına nesilleri koruyoruz. Biz büyük bir milletiz. Sadece kendimize değil insanlığa da önemli katkı koymak zorundayız. Ve biz bu uyuşturucuyla mücadelede hem satanlar ve dağıtanlar, yani arzla, hem talep edenlerle, hem de aynı zamanda
rehabilitasyon ve sağlık alanında da tedavi alanında nasıl mücadele yapılacağının örneğini biz gelişmişiz diyen dünya ülkelerinde göstermekle ilgili büyük bir mücadele ortaya koyacağız. Biz başaracağız, kazanacağız bu mücadeleyi. Buna inanıyorum. Sayın Bakanım, zaten büyük ölçüde başarmışız. Rakamlar da bunu gösteriyor. Allah razı olsun. Hakikaten çok önemli bir şey bu. Kimse benim başıma gelmez demesin. Allah kimseyi de evladıyla sınamasın. Amin. Gerçekten çok zor bir durum. Herkesin de başına gelebilecek bir durum ve bu olduğu zaman sizin de biraz önce söylediğiniz gibi bütün aile bundan etkileniyor. Tek bir kişi olsa bile. Allah sizin de ve bununla mücadele eden herkesin de yardımcısı olsun inşallah. Şimdi biraz böyle tatlı bir şeyden bahsedelim istiyorum. Şimdi karneler alındı. Belki çocuklar da evde tatilde bizi de dinliyor olabilirler. Siz de karne heyecanını Dereçi köyündeki çocuklarla birlikte yaşadınız. Çok da tatlılar. Hepsi zaten, bütün çocuklar öyle. Biraz onlar için birkaç söz alalım mı sizden? Biz dün sabah cumaydı, karne günüydü. Tabii her karne günü hepimiz çocukluğumuzu hatırlıyoruz. Ben karnemi öğretmenimden alırdım, Allah rahmet eylesin. İlkokul öğretmenimizden, arkadaşlarımızla. Hem büyük bir heyecan yaşardık. Tabii notlarımıza bakardık. hepimizin olduğu gibi. O tabii bütün yılın bütün yorgunluğunu alır götürürdü. Bir de karne bizim için çok böyle kutlu bir şeydi. O iyi bir yere saklanacak, iyi bir yerde korunacak, iyi bir yerde tutulacak. Koşa koşa okuldan aşağıya inerdik. Ve mahallemizde çok kıymetli büyüklerimiz vardı. Bizim sokağımız Nazlı Sokak'tı. Biz de Nazlı Sokak'ın Nazlı çocuklarıydık. Her ev böyle... her eve girme hakkımız vardı bizim, o mahallenin çocukları olarak. Yukarıda Kara İlyas amcalar vardı. Onun hanımı vardı, Fatma teyze. İlk ona getirdim. O zaman böyle ya büyük 2,5 liralıklar vardı ya da büyük 5 liralıklar vardı. Demir. Tabii 5 lira büyük bir paraydı. Yani bugünün ölçeğiyle ne söyleyebiliriz? Yani mesela 200 lira gibi bir şey. O günün 5 lirası. Yani bana o kadar büyük geliyordu çocuk. O her zaman ya bir kağıt 5 lira ya da demir bir 5 lira verirdi bize. O karneyi alalım, Fatma teyzeye gidelim. Allah rahmet eylesin. Onlar tabii oradan ev ev girerdik artık. Oradan başlardık. Onlar da beklerlerdi o karne heyecanını. Tabii karne heyecanı yarı yılda başka bir şey, yaz tatilinde başka bir şey. Dün de dere içinde Yusufeli'ne gittik. Yusufeli biliyorsunuz ilçe taşındı Yusufeli'nde. Türkiye'nin en büyük barajlarından, dünyanın en yüksek barajlarından bir tanesi yapıldı. Devletimizin büyüklüğünü bir kere daha orada dün tekrar hissettim. Helikopterle barajın tekrar üzerinden geçince bu ülke bütün dünyanın nazarına gelebilecek derecede büyük. Allah nazardan korusun. Amin. Dünya kendiyle meşgulken biz gelişmekle meşgulüz. Kendi dertleriyle meşgulken biz büyümekle meşgulüz. Bu önemli bir şey. Tabii mesela şimdi kurak bir kış geçiriyoruz. Barajlarımıza muhtaçız. Niçin bu kadar baraj yaptık? Tam da bunun için. Yani topraklarımızın sulanması için. Ve orada enerji için. Yani yenilenebilir enerjiler için, bu enerji kaynaklarının güçlenmesi için, bu barajların bize sağlayacağı enerji için ki Türkiye'nin yaklaşık %5'lik bir dilimini inşallah karşılayacak bu Yusufeli Barajı. Bütün bu hem o şehrin taşınmasında Cumhurbaşkanımız geçen günlerde gitti. 40 milyon üzerinde bir yatırımla sadece şehir taşındı. Ya bu inanılmaz bir rakam yani. Çünkü öteki tarafta su dolacak baraj yatağında. Eski şehrin yerleşim merkezi. Yeni binalar, yeni sosyal donatılar, camiler, okullar, kaymakamlıklar, yollar, her şey, spor sahaları, kültür merkezleri, her şey yapıldı. Tabii
Su yukarıdan akmaya başlayınca bir takım meseleler daha vardı. Onlarla diğer bakan arkadaşlarımızla birlikte konuşarak gittik. O arada da geçen yıl daha doğrusu 2 yıla yakın, 1,5 yılı aştı. 17 Mart 2021 tarihinde dere içinde bir yangın oldu. 45 ev yandı. Hep yan yana, bazı Anadolu evleri yan yanadır. Zaten o coğrafya düz bir yer olmadığı için bulunabilecek bir düz yerde evleri yan yana yapmış herkes çok doğal olarak. Samanlıkları var. Samanlıklar ahşap. Çok da güzel insanlar. Biz orası yanınca gece yandı. Sabah Murat Kurum Bakanımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımıza söylemiştik. Ve sabah oraya gittik. Sabahın ilk ışıklarında. O kadar umutsuzluk gibi İpek Hanım insanlar. Ya, o kadar umutsuzlar yani. Ve dedik hiç merak etmeyin. Burada size öyle güzel bir köy yapacağız ki göreceksiniz. Herkes parmaklarını ısıracak. O söz bile onlara bir serinlik verdi. Yani bir umut verdi, bir mutluluk verdi. Ve hakikaten hem onların bir takım maddi kayıplarını yerine getirdik. Hem de 65 tane samanlık ve ahır yaptık. 45 tane de ev yaptık. Ve o zor coğrafyada yöre mimarisine uygun, mesela Manavgat'taki evler, bu evler bizim köyümüzdeki kendi evimizden daha güzel. Yani şöyle yapmıyoruz. Ya işte sosyal konuttur, işte 4 duvar yap ver, onlar içinde ne yaparlarsa yapsınlar demiyoruz. Tam tersi. Cumhurbaşkanımızın da orada bir vizyonu var. Bu vizyon çok kıymetli. Bunu ilk söylediği zaman çok anlayamadı insanlar. Bizim etrafımızdaki arkadaşlar da anlayamadılar. Dedi ki biz öyle ev yapalım ki köylerde. Artık insanlar köylerde böyle ev yapmaya başlasınlar. Hiçbir şeyden kaçınmayalım. Mesela dedi ki çelik konstrüksiyon evler yapalım deprem olan yerlerde. Biraz daha pahalı aslında. Biz maliyetini milletimize az yansıtalım. Ya, örneğin bir rakam verebilir miyim? Tabii ki. Mesela Manavgat'ta evler yandı ormanda. Şu anda 4 milyon, 5 milyon, 7 milyona o evler satılabiliyor. Peki kaç paraya aldılar? Kaç para devlete ödeyecekler? 20 yılda yani 400-500 bin ile 700 bin, 750 bin arasında ödeyecekler. 20 yılda. Yani o para şu anda günlük sigara değil. Günlük sigara parası bile değil yani. Ve 2 yılda ödemeyecekler. Bir devletin milletine nasıl sahip çıktığı, milletinin nasıl devleti olduğunu, aynı zamanda sadece zor günde sahip çıkmadığı, gelecek nesillere de ya artık köylerimizdeki evlerimizde böyle olsun diye iyi bir örnek ortaya koyduğu bir süreç. Aynen dere içinde de öyle oldu. Oraya gitmişken çocuklara da gittik dere içinin güzel okuluna. Orada hakikaten onlar da bizi bekliyorlardı böyle. mini minnacık biz onlara sorduk ne olmak istiyorsunuz diye. Mühendis olmak isteyen var. Öğretmen olmak isteyen var. Ben bilmiyorum diyen var. Ben bilmiyorum diyor. Daha karar vermedim diyor. Ama çok güzel bir benim için de karne günü oldu. İyi ki de gitmişiz. Anadolu'nun hani o köy bizim köyümüzdür deriz ya. Evet. İşte o köyde, o okulda bizim köyümüz, bizim okulumuz oldu. Allah bahtlarını aç kesin. Amin. Bizden daha güçlü bir ülkede yaşayacaklar. Bunu görüyorum. Daha güzel bir ülkede yaşayacaklar. Çünkü biz 1,5 yıl önce oraya gittiğimizde 60 dakikada gittik. Bir saatte o köye. Şimdi Yusuf Elinden oraya 6,5-7 dakikada gittik. Neden? Çünkü orada güzel bir tünel yapılmış. Diyorlar ki artık Yusuf Efendi mahallesi olduk biz. Sayın Bakanım hakikaten öyle. Yani ben Türkiye'den başka bir yerde asla yaşamak istemem. Bunu da zaman zaman her katıldığım televizyon programında ya da farklı programlarda anlatıyorum. Çok yakından şahitlik ettiğim bir konu var. Mesela sağlık konusu da öyle. Biraz önce dediniz ya hani kıskanıyorlar bizi diye. Aslı Gönül İngiltere'de üniversiteyi okudu biliyorsunuz. Ve hep kalbim ağzımdaydı. Çok enteresan yani şeyler yaşadık kimsenin yaşayamayacağı. Aslı Gönül'ün arkadaşı düştü ve kafası yarıldı. Aslı Gönül'ün yanında tabii o da çok tedirgin olarak hemen ambulansı arıyor. Bir baygınlık geçiriyor arkadaşı kafasını vurduğu için.
İngiltere gibi bir yerde ambulans diyor ki biz şimdi oraya gelemeyiz, taksiye binin gidin hangi hastaneye gidecekseniz. Aslı Gül'ün apar topar işte bir araba buluyor, arkadaşını koyuyor, hastaneye götürüyorlar. İnanın 8,5 saat acilde Aslı Gül'ü gözyaşları içinde, arkadaşını da bırakamıyor tabii, uyutmuyor onu. Acaba hani bir beyin sarsıntısı geçirdi mi, bayıldığı için endişeleniyor, beni arıyor, anne bir şey olur mu acaba diye. Ve 8,5 saat sonunda acil doktoru görüyor ve burada artık hakikaten yani olmayacak bir şey bu. Diyor ki kendilerine, tamam şimdi gidin bir de gelin dikeyim diyor. Şimdi gidin bir de gelin dikeyim. Evet, sabaha kadar orada bekliyorlar. Sabah saat 5 gibi diyor ki bir de gelin dikeyim diyor başını kızcağızın. Yani inanılır gibi değil. 7 milyonun üzerinde randevu beklendiği söyleniyor. Evet, doğru. Yani hastanelerde sağlık sisteminin neredeyse tamamen tıkandığı. Aynı zamanda Avrupa'da birçok yerde evsiz insanların sokaklarda sayılarının gittikçe arttığı konuşuluyor. Ve bir şey duydum, inanamadım. Orada yaşayan bir kişi anlattı. Orada işte belli bir yaşın üstünde ve yalnız yaşayan insanları devlet bir listeye alıyormuş ve zaman zaman onları ziyarete gidiyormuş ve artık hani onlar kendileri karar verme gibi bir yetkileri yok. Devlet buna karar veriyormuş. Sen artık bu evde yaşayamazsın ve kendisine sormadan, kendisinin izni olmadan devlet o yaşlı kişinin evini satıp kendisini bir yaşlılar yurduna yerleştiriyormuş. Ve o yaşlılar yurdu da çok pahalı olduğu için o insanlar orada 2-3 sene kalabiliyorlarmış ancak evlerinin paralısıyla. Sonra sokağa atıyorlarmış. Ve bu yüzden de emekli olduktan sonra çoğu İngiliz kendi artık o konumda kalmamak için kendi evlerini satıp çoğunlukla Türkiye'ye ya da işte Avrupa'da farklı bir ülkeye gidip yerleşme kararı alıyorlarmış. Yani bunlar hakikaten insanlar bazen bazı şeyleri görmek istemiyorlar. Hatta ben şunu söylüyorum, yani siyaset çok acımasız ve hani hakikaten çok dirayetli ve bütün bunlara göğüs gerecek insanlar siyaseti yapmalı diye düşünüyorum. Çünkü yapılan her şeyin üstünü kapatma çabası var. Tüm güzelliklerin, tüm iyi şeylerin ve artıların hep eksiği göstermeye çalışıyorlar. Ama hani yurt dışında olan şeyleri de gözlerini kapatıp görmüyorlar. Ben bunu çok yakından gördüm ve hakikaten de ülkemde olan her şeyden dolayı gurur duyuyorum. Gerçekten çok ilerideyiz. Pek çok konuda Avrupa'dan çok çok ilerideyiz. O yüzden biraz önce sizin de rakamlarla anlattığınız gibi bunları ulaştırmak lazım. Bunları herkesin hakikaten dinleyip duyması, bilmesi lazım. Çok acı gerçekler bunlar ve dünyada oluyor. Şöyle, dün Sayın Cumhurbaşkanımız da Esenyurt'tan geliyorduk. Esenyurt'tan gelirken İstanbul trafiğinin içindeydik. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım, Atatürk Havalimanı'ndan böyle aşağı iniyoruz. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım, eğer İstanbul Havalimanı olmasaydı da biz Atatürk Havalimanı'ndan hala devam etmiş olsaydık, biz buradan kaç saatte geçerdik? Yani Küçükçekmece, Sefaköy, Çoban Çeşme, aynı zamanda Yeni Bosna, yani Bahçeli Evler, bütün o noktadan kaç saatte geçerdik? Bir. İki, ya Marmaray olmasaydı, ya Avrasya olmasaydı, yani çok rahat bir şekilde karşı taraftan girin, hemen Alemin oradan girin, şeyden çıkın, Yeni Kapı'nın oradan çıkın. Şimdi ya Avrasya olmasaydı, peki İstanbul'un en temel meselesi, İstanbul aynı zamanda büyük bir ticaret şehri. Evet. Aynı zamanda bir transit şehir. Ya Kuzey Marmara Otoyolu olmasaydı, ya 3. Boğaz Köprüsü olmasaydı. Yani şehrin içerisine hiç dokunmadan şu anda tırlar, kamyonlar bir ticaret aksı olarak veya gitmek isteyen özel araçlarda, küçük araçlarda oradan geçiyorlar. Siz de beklemişsinizdir Yalova arabalı vapurlarında, Eskihisar Topçular arasında. Yani gelecek, bineceksiniz, bekleyeceksiniz, karşıya geçeceksiniz veya 2,5-3 saat
şeyi dolanacaksınız, Körfez'i dolanacaksınız. Şimdi Osman Gazi Köprüsü'yle buradan Bursa 1,5 saat. Evet. İstanbul buradan İzmir 3 saat, 3,5 saat. Yani İstanbul Havalimanı dünyanın en modern havalimanlarından bir tanesi. İşte kaç yıldan beri bir kere bir rüzgar çıkıyor. Bütün dünya ülkelerindeki havalimanlarında hava durumu sebebiyle uçuşlarda, Ankara'da da var. Ülkemizde başka vilayetlerde de var. Bir kere işte buraya havalimanı yapılmayacaktı, yapılmaması lazım. Yani dünyanın en güçlü destinasyonlarından bir tanesi oldu. En güçlü hap, en güçlü istasyonlarından bir tanesi oldu. Ve etrafımızdaki coğrafyanın çekim gücü oldu. Ama buna rağmen hala işte metrolar, işte pazar günü İstanbul'da yeni bir kağıthane İstanbul Havalimanı metrosu açılacak. 30 kilometrenin üzerinde. Dünyanın en modern metrolarından bir tanesi. En modern yazılımların içerisinden bir tanesi. Şimdi eğer bunlar olmamış olsaydı, bütün bunlarla ilgili yapılmamış olsaydı, şu anda İstanbul trafiği ne noktada olabilirdi ve İstanbul trafiği nasıl taşınabilirdi? İnsanlar bir taraftan bir tarafa nasıl gidebilirdi? Elbette ki bunların her birinin kendi adına çok önemi var ve zamanında yapmışız. Çanakkale Köprüsü yapıldı. Yani biz lisede bazen bu Çanakkale tarafına tatile gitmek isterdik arkadaşlarla. Yani işte ya Edirne, Tekirdağ üzerinden gidilecek ya Balıkesir üzerinden gidilecek. İşte şu kadar saat sürecek, bu kadar saat sürecek. İşte orada bir de arabalı vapur meselesi var. Onu nasıl yapacağız? Ona denk geleceğiz mi? Denk gelmeyecek miyiz? Şimdi bütün bu geçmişte yaşadıklarımızın her birinin bize sanki çok uzak mevsimlerde yaşanmış, çok uzak yıllarda yaşanmış gibi geliyor. Türkiye hem 20. yüzyıldaki altyapı eksiklerini giderdi. Hem de 21. yüzyılın altyapısını yaptı. Ne zaman? Avrupa ve bizden daha gelişmiş ülkeler patinaj yaparken. Ya bu bizim için çok kıymetli. Yani diyorlar ya, gelecek nesillere ne bırakıyorsunuz? Tam da ayakları üzerinde duran bir Türkiye bırakıyoruz. Şimdi ya, heyecanımı mazur görün. Doğu ve Güneydoğu terörden yoksunlaştı. İnsanlar rahat ve huzur içerisinde. Dağda sadece hayvanlar yok, petrol çıkmaya başladı. Yani hayvanlar var, hayvancılık yapılıyor artık. Ama petrol çıkmaya başladı. Terörden arındırılan bölgelerde kömür çıkıyor. Yani en önemli enerji kaynaklarımızdan bir tanesi. Kömür çıkıyor. Gabar'da petrol çıkıyor. Karadeniz gaz sahasında, Karadeniz Ereğli'nin orada doğal gaz çıkıyor. Doğu Akdeniz'de doğal gaz arıyor. Yeni enerji yataklarına Türkiye kendisi arama yapıyor. Şimdi aramazsanız bulamazsınız ki. Arıyoruz ve buluyoruz. Bu mübarek hep bizim sınırımızda kesilmiş değil ya bu petrol yani. Muhakkak içerilerde var. Yani ve hep bu hikayelerle büyüdük. Hep bize büyüklerimiz derlerdi ki aslında Türkiye'de petrol var ama yabancılar bizim çıkarmamızı istemiyorlar. Şimdi terörden arındırılıyor. Daha yeni gaz sahaları var. Daha yeni petrol sahaları var. Gelecek nesillerimize özgür, büyüyen bir Türkiye, bağımsız bir Türkiye. Savunma sanayi yapıyoruz. O kadar çok şeyler yapıyoruz ki. Bu ülkenin 81 dilinde üniversiteler var. Çocuklar, gençler üniversitelere gidiyorlar. Spor sahaları var. Eskiden bunlar yoktu. Yani bizim çocukluğumuzda biz bayır aşağı top oynuyorduk. 6 bir devre, 6 bir devre, 12. Bayırdan yukarıya gol atamazdık. Bayırdan aşağıya gol atardık çünkü yukarıdan aşağı olduğu için. Bütün bunlar şimdi karşı kaldırımlardan seksek oynanırdı. Yani birçok oyunlarımız vardı. Şartlara uygun bir şekilde, ülkenin gelişmişliğine uygun bir şekilde. Oysa şimdi bambaşka bir Türkiye var. Ve gençlerimiz için de, çocuklarımız için de geleceğe ait umutları olan bir Türkiye var. Kadınlarımızla da çok ilgileniyorsunuz yakından. KADES uygulaması çok önemli bir uygulama. Siz de her fırsatta söylüyorsunuz.
kadına şiddet asla olamaz diye ve bu KADES uygulaması bir acil butonu gibi adeta çalışıyor. Biraz da KADES uygulaması ile ilgili sizden bilgi alalım mı bilmeyenler için? Biz çoğumuz biliyoruz artık ama gene de belki duymayanlar vardır. Yıllar önce bir kamu spotu yayınlandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan kadına şiddete dur diye bir küçük bir videoda, çok kısa süreli bir videoda bütün Türkiye'ye bir mesaj verdiler. Aslında çok kıymetli bir şey bu. Ya bir ülkenin o gün başbakanı, büyük ihtimalle başbakanıyla eşi çıkıyorlar. Diyorlar ki biz Türkiye'de kadına şiddete karşı bir mücadele başlattık. Ve herkesi bu mücadelenin etrafına toplamak istiyoruz. Tabii Türkiye uzun yıllardır bu mücadeleyi yapıyor ve gerçekleştiriyor. Bazı şeyler gizde kalıyor. Yani gizli kalıyor. Yıllarca o ızdırabı yaşıyor. Yıllarca o şiddeti görüyor. Aile o şiddeti görüyor. Yani size enteresan bir rakam vereceğim. Geçen gün sivil toplum örgütleriyle bir araya geldik. Orada söyledim. Bizim iç güvenlik stratejileri başkanlığımız var. Orada cezaevine kadına karşı şiddet ve ölümden dolayı girenlerle araştırma yaptılar. Eşini öldürenlerin %71 alkol kullanıyor. Alkol bağımlısı. Şimdi %40 küsürü uyuşturucu bağımlısı. Şimdi burada belki yıllarca bu eziyeti çekiyor ama söyleyemiyor. Çocuğu için söylemiyor. El alem ne der diye söylemiyor. Bu evden ben çıkarsam başıma ne gelir endişesi içerisinde söylemiyor. Korktuğu için söylemiyor. Birçok sebepleri var. Ve biz bunun üzerine gidiyoruz Türkiye olarak. Burada da önemli rakamlar söyleyeceğim. Türkiye'de 2015 yılında kadına şiddetten ölen sayısı 360. 2015'te. Biz 2022'de 273. Yani düşmüş. Elbette ki bir sayısı bile şiddetin, bırakın tabii cinayeti, bir sayısı bile büyük. Ne dinimize yakışır, ne örfümüze, adetimize, geleneğimize yakışır. Ne Anadolu medeniyetine, irfanına yakışır. Ne aile yapımıza yakışır. Bugün ayakta kalmamızın en önemli sebeplerinden bir tanesi ailedir. Evet. Ve eğer biz bunu devam ettiremezsek, sadece toplumumuzu çökertmezler, ülkemizi çökertirler. Sadece biz çökmeyiz. Bizden umudu olanlar, bizi örnek alanlar çökerler. Yani Almanya'nın Mevlana'sı olsa bütün dünyanın en cakalı ülkesi olur. Almanya'nın Eyüp Sultan'ı olsa, Eyüp Sultan Hazretleri olsa dünyanın en cakalı ülkesi olur. Hacı Bektaş'ı olsa, yani onlar böyle altın harflerle her tarafa saymakla yazar. Saymakla bitmez. Kendilerinin tabii olmayanları bile tabii kullanıyorlar. Kullanıyorlar. Şimdi yok onların öyle bir şeyi. Yani bir iki tane kişileri var. Çok önemli bir şeyler söyleyeyim. Onlardan yüzyıllar önce bizimkiler, onlardan çok daha hikmetli sözler söylemişler, yaşamışlar, dünyaya bırakmışlar. Öğütlerini dünyanın en önemli yol göstericisi olarak değerlendirmişler. Şimdi böyle bir millete aile içi şiddet, kadına karşı şiddet yakışmaz. Biz burada büyük devrimler yapmışız pekala. Anayasada pozitif ayrımcılık ortaya koymuşuz. Eşitlik ortaya koymuşuz. Anayasayı değiştirmiş Türkiye. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde. Yani sadece toplumaya ben bununla mücadele ediyorum dememiş. 62-84 sayılı bir kanun çıkartmış. Ve bunu tam anlamıyla da uygulama konusunda iradesini de ortaya koymuş ve devam ettirmiş. Bunun yanı sıra her 5 yıllık stratejik planlar ve eylem planları koymuş. Kendine hedefler belirlemiş. Ve
merkezler açmış. Şönüm dahil olmak üzere birçok merkezler açmış. Eğitimler ortaya koymuş. Devleti 360 derece bu işin etrafında döndürmüş. Mesela bizim bakanlığımız, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın liderliğinde her birimizin kendi adına görevleri var. Bu görevleri ortaya koymuşuz. Yetmemiş madde madde her birimizin üzerine düşen sorumluluklar var. İşte bir taraftan KADES diye bir uygulama ortaya koyduk. Şimdi KADES uygulamasını 4.850.000 kadın indirmiş. Bu ne demektir biliyor musunuz? 4.850.000 kadının başına bir şey gelirse imdat butonu var. 623.000 ihbar yapılmış ve hepsine gidilmiş tek tek. 4 dakika veya 5 dakika. Dünyada böyle bir uygulama yok. Dünyanın en iyi uygulaması, bir numaralı ve en yaygın uygulamasını biz KADES olarak gerçekleştirmişiz. Şimdi bazen bize kabahat buluyorlar. İşte hiçbir şey yapmıyorlar, etmiyorlar, şöyledir, böyledir ya. Ne olursunuz bir şey de görün. Bunun için nasıl mücadele ettiğimizi, nasıl bir tablo ortaya koyduğumuzu bir vesileyle bir görün. Sadece bunu yapmadık biz. Bunun yanı sıra tam 1240'ın üzerinde 2 yıl içerisinde aile içi ve kadına şiddetle mücadele büro amirlikleri kurduk. Hem jandarmada, 1100'ün üzeri poliste, geri kalanı jandarmada. Gidin müracaat edin veya sadece söyleyin biz sizin yanınızdayız. Biz sizi izlemeye, takip etmeye, sizi korumaya hazırız. Sadece onu yapmadık. Bunlar hep yeni şeyler. İki, İçişleri Bakanlığı'nda sadece kendi bakanlığımızla ilgili bölümünü anlatıyorum. İçişleri Bakanlığı'nda bir elektronik kelepçe merkezi kurduk. Yoktu böyle bir şey. 40-50 tane kelepçe vardı. Üçü kullanılıyor, ikisi kullanılmıyor. Adalet Bakanımız, Aile Bakanımız bir araya geldi. Dedi ki ben bunu alayım dedim. Siz merak etmeyin. Bunu alıp hem de öyle bir fonksiyon hale getiririz ki siz de biz de rahatlarsınız. Şu anda 850 bu konudaki mağdur ve şüpheli elektronik kelepçeyle izleniyor. Şu anda mevcut da şu bugün ve 24 saat polislerimiz başında. Hemen eğer hakimin verdiği karar çerçevesinde bir daire çiziliyor. Bu daireden içeri yaklaşamazsınız diye. Eğer yaklaşırsa hemen kadın aranıyor. Aman hemen güvenli yere geçin. Bizim arkadaşlarımız 5 dakikada oraya geliyorlar. Şüpheliyi arıyorlar. Yanlış yere girdin. Sakın bir daha tevessül etme. Hemen ona da bir polis gidiyor ve müdahale ediyor. Ve bu konuda önemli bir sonuç ortaya çıkıyor. Yine bunun yanı sıra yani önemli bir güvenlik mekanizması. Yine şöyle bir şey yapıyoruz. Bütün bunlarla birlikte. Bütün güvenlik güçlerimizi bu konuda eğittik. Aile içi ve kadına şiddetle sadece o değil kaymakamlarımız, valilerimiz ve karakollara dedik ya siz uzlaştırıcı olmayın. Bizim polis amirlerimiz babacandır. Yani böyle uzlaştırmayı severler. Ama yani Hulusi Kentmen tipi rahmetli. Ama bunu yapmayın. Kanun ne diyorsa siz onu yapın. Ve size bunun için gelen kişiyi müracaat etse de etmese de ara sıra arayın. Orada hal hatır edin. Her karakolda, her polis merkezi amirliğinde güven masası kurduk. Hem jandarmada hem poliste. Başına bir kadın koyduk. Gelen insanlara yol gösteriyor. Aynı zamanda kadınlar geldiği zaman rahat bir şekilde ona derdini anlatabilsinler diye. Yani oranın kendine ait bir yüzü olsun diye. Ve aynı zamanda bütün valiliklerimize, kaymakamlarımıza bu da yeni bir masa kurduk. Ve şeylerde valiliklerimizde ve bu masaya gelenler açık kapı. Bu açık kapıya gelenler, açık kapı masası, açık kapıya gelenler burada da aile içi ve kadına şiddette de dertlerini anlatabiliyorlar. Onları da yönlendirebiliyorlar. Aynı zamanda illerimizde ve ilçelerimizde kaymakamlıklarımızın başkanlığı ve valiliklerimizin başkanlığında koordinasyon birimleri oluşturduk.
Ve bunlar her ay toplanıyorlar. Risklerimiz nelerdir, problemlerimiz nelerdir, bizde ne oluyor, ne olmuyor, birimlerimiz çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Polis akademilerimizde ve jandarma sahil güvenlik akademilerimizde dersler koyduk bu konuda. Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadeleye yönelik. Yani onları da eğitiyoruz. Sadece kadınlara ait bir koruma değil, aynı zamanda erkeklere de bilgi veriyoruz. Yaklaşık geçen yıl 6. aydan itibaren 10 milyon erkeğe ulaştık. Çok bilgiyle. Ve bu yılda 10 milyon daha ulaşacağız, 20 milyon. Ve buradaki derdimiz de şu: hem inancımıza göre, hem hukuka göre, hem de insanlığa göre kadına el kalkamaz. Kadına el kalkamaz. Bu kadar basit. Yani bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bir taraftan bu bilgileri vermeye çalışıyoruz. Bir taraftan da KADES'le hakikaten çok önemli bir şey ortaya koyuyoruz. Bu arada kadına karşı şiddet suçlarını işleyenlerin kriminolojik profili araştırmasını gerçekleştirdik. Hem cezaevlerinde 12 ilde 832 hükümlüyle araştırma yaptık. Ve yine mahkumiyet hükmü kesinleşmiş 48 hükümlüyle cezaevlerinde derinlemesine mülakat yaptık. Ve size enteresan bir şey söyleyeyim. %41'i bunların boşanma aşamasında gerçekleşmiş bu cinayetler. Yani öncesi, boşanma aşaması ve boşanmanın hemen sonrası. Sonrasında gerçekleşmiş. Bütün bunlara yönelik nasıl bir strateji ortaya koyabiliriz? Hangi adımları atabiliriz? Örneğin rakamları da şöyle vereyim. Biz ne durumdayız dünyada? Yani aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetle mücadelede. Şimdi Avrupa'nın birçok ülkesinde aile içi şiddet diye bir kavram yok. Daha doğrusu bir tespit yok. Onlar sadece evli veya partner, sevgili gibi değerlendiriyorlar. Ancak onların şiddetini ve onların ölümünü kayda alıyorlar. Oysa biz aile içi, yani bizim eskiden töre cinayetleri vardı ya, aile içi şimdi yok o cinayetler çok şükür. Onlar da bu son 20 yılın kaldırılan kanunlarla beraber, çok ağırlaştırılmış cezalarla beraber kaldırılan işleri. Bu aile içi ve kadına yönelik şiddetli mücadele kavramı neredeyse birçok ülkenin, bazı ülkelerde var ama birçok ülkede yok, bizde olan bir kavram. Buna rağmen bir yılda öldürülen kadın oranı milyonda, Amerika'yı söyleyeceğim, 22. Mesela Belçika, Avustralya, Romanya, bunlarda 8. Sırbistan 9. Hırvatistan 7. Finlandiya, Avusturya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti 6. Biz Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç, Türkiye aynı gruptayız, milyonda 5. Ama bize dediğim gibi aile içi şiddet de var bu rakamın içerisinde. Belki onlarla aynı şekilde değerlendirmiş olsaydık daha az bir rakam olabilirdi. Ama burada da bir sayısı bizim için fevkalade büyük bir sayıdır. Ve bütün bu yaptıklarımız, bütün bu ortaya koyduğumuz, örneğin dikkat ederseniz nüfus müdürlüklerine giderseniz yeni bir şey başlattık. Artık kimsenin adını soyadını tam olarak vermiyoruz. TC kimlik numarasını da vermiyoruz. Baş harflerinden, son harflerinden veriyoruz. Bu da bu sebeple. Bazen kadınlara gizlilik, kadınların şeylerine, kimliklerine gizlilik kararı koyuyoruz. Yani ayrıldığı eşi veya bir şüpheli onu bulup takip etmesin diye. Tabii burada belediyelerden bizim arzumuz var. Orada çok şey değiliz. Kadın sığınma evleri, koruma evleri maalesef sorumluluklarını az yerine getiriyorlar. Onların sorumluluklarını getirenler var tabii. Onlara müteşekkiriz. Onların sorumluluklarını biraz daha yerine getirmelerini biz arzu ediyoruz. Biz bu mücadeleyi de güçlü veriyoruz. Ve 360 derece. Şimdi yeni bir şey kuruyoruz. Birim kuruyoruz İçişleri Bakanlığı'nda. AKŞİM. Aile içi ve kadına yönelik şiddetle şiddeti izleme merkezi. Burayı da sivil toplumu da bu işin için alacağız. Burada yaklaşık
17 kişilik bir birim olacak bu. Bir, bizim yaptığımız işleri takip edecek. Ve bize puan verecek. Doğru mu yapıyoruz? Eksik mi yapıyoruz? Yanlış mı yapıyoruz? Polis merkezi amirliklerimize gidecekler. Burada sivil toplum örgütleri olacak. Üniversiteden hocalar olacak. Yani bazı kadın örgütlerinden temsilciler olacak. Kamu kurumlarından kişiler olacaklar koordinasyon içinde. Ve bu 17 kişi dönem dönem raporlar hazırlayacak. 3 ayda bir raporlar hazırlayacak. Çok diyecekler güzel. Ki işte İçişleri Bakanlığı'nın bu çalışmaları şu noktadadır. Şurada eksikler var. Burada düzeltmelerini istiyoruz. Şu uygulama örneği iyi, bunun da diğer yerlere yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Hem izleme yapacaklar, hem değerlendirme yapacaklar, hem de bize raporlar verecekler. Ve böylece de bir gözlem merkezi olarak da burası önemli bir şekilde işlevsellik ortaya koymuş olacak. Bir şey daha düşünüyoruz, onu biraz daha tartışıyoruz. Mesela bunu da çok rastlıyoruz. Yani siz de duyuyorsunuzdur, bizi dinleyenler de duyuyorlardır. Mesela işte araları bozulmuş, uzaklaştırma kararı yok. İşte mesela boşanma aşamasında olabilir, başka bir aşamada olabilir. Erkek diyor ki ya ben pişman oldum. Tekrar bir konuşalım. Diyorlar ki işte şu pastanede konuşalım. Tabii o tartışmalar, o pastan tekrar alevleniyor. Adam çıkıyor, kadını ya yaralıyor ya da öldürüyor. Biz diyeceğiz ki, ama şu anda değerlendiriyoruz bunu. Biz diyeceğiz ki bizim valiliklerimiz, bizim kaymakamlıklarımız ve bizim polis merkezi amirliklerimiz, yani jandarma karakollarımız. Çünkü o polis merkezi amirliklerimizde avukat görüşme odalarımız var bizim. Kameralı, güvenlikli. Eğer güvenli bir yerde konuşmak istiyorsanız, tabii bu çağrımız kadınlara. Evet, kadınlar için çok önemli bir şey. Güvenli bir yerde konuşmak istiyorsanız bizim yerimiz 24 saat size açık. Hiçbir şey istemiyoruz. Sadece bizim polis merkezi şeylerimize, aile içi ve kadına şiddet bürolarımıza başvurun. Biz sizin emrinize amadeyiz. Yeter ki güvenli bir yerlerde. Gelmenizden gitmenize kadar da sorumlu biziz. Yani eğer bir yerden araba sizi alacaksa biz alacağız. Başka bir yere bırakacaksak, hani orada izler, adam oraya getirir, orada başka bir şey yapar gibi. Ama bu bir pastaneden daha güvenlidir. Kesinlikle. Veya bir parkta oturup karşılıklı konuşmanızdan daha, eğer isterseniz bu imkanı verebiliriz. Biz arabulucu değiliz. Sadece size güvenli bir yer tesis etme konusunda, sizi güvenli getirip güvenli götürme konusunda emre amadeyiz diyeceğiz. Bu konuda bir değerlendirme yapıyoruz. Tüm taraflarla da konuşuyoruz. Belki bunu da sağlamış olacağız. Buradan kadınlarımıza da ben şahsen seslenmek istiyorum. Şiddetin hiçbir şekilde özrü olmaz. Yani bir kere yaptı, bir daha yapmaz. Ve hani tabii ki kadınlar her zaman yumuşak kalpli, yumuşak yürekli, anaç. Bunu çok iyi anlıyorum ama şiddet konusunda hakikaten hiç tolerans göstermemek lazım. Çok önemli. Olmayan telefonla da KADES uygulamasını yüklesin lütfen. Acil butonu her daim yanında olsun. Bunu da gene söylüyorum. Kimse benim başıma gelmez demesin. Çünkü bunun eğitim düzeyi, işte okumuşu okumamışı yok. Neler görüyoruz, neler duyuyoruz. Bazen sadece biz duyuyoruz. Başka kimse duymuyor. O yüzden kesinlikle çok çok önemli bir konu. Siz de ne güzel anlattınız. Tüm yaptıklarınız için çok teşekkür ederiz. Bir müjde daha verebiliriz şöyle. Şimdi akıllı telefonlara iniyor KADES. Biz normal akıllı olmayan telefonlara da bir hazırlık yapıyoruz. Yakın bir zamanda paylaşacağız. Yani akıllı olmayan telefonlara da KADES üzerinden ihbarda bulunabilecek. Harika. Akıllı olmayan telefonlara. Akıllı olmayan telefonlara da yakında KADES geliyor. Yine. Beklemede kalın. Sayın Bakanım, şimdi Türkiye Polis Radyosu stüdyolarındayız. Sizin önderliğinizde Türkiye Polis Radyosu çok gelişti. Türkiye'nin en çok dinlenen radyolarından biri haline geldi. Dinleyenlerimiz bize çok güzel mesajlar gönderiyorlar. Hakikaten her yerden, Türkiye'nin her yerinden rahatlıkla dinleyebiliyorlar.
Şimdi tabii polislerimize olan müjdeleri konuşmak istiyorum. Ben geçtiğimiz günlerde katıldığınız bir televizyon programında bu müjdeleri verdiniz. Mesela çalışma saatleriyle ilgili bir örneği. Şimdi buradan da Türkiye Polis Radyosu'ndan dinleyebilir miyiz bu müjdeleri? Çok teşekkür ediyorum. Bir kere çok zor bir dönemden geçtik. Toplumsal olayları provoke etmeye çalıştılar. Terörle büyük mücadele verildi. Yani hakikaten büyük bir mücadele verildi. Ve başarılı da olundu. Aynı zamanda kentlerimiz, şehirlerimiz huzur içerisinde. İşte biraz önce söylediğim gibi uyuşturucuyla mücadele ayrı bir şekilde yapılıyor. Sanal suçlar oluyor, siber suçlar oluyor. Bütün bunlarla da büyük mücadele ortaya konuluyor. Ve bunların hepsini kolluk birimlerimiz, polisimiz çok başarılı bir şekilde, jandarmamız çok başarılı bir şekilde yürütüyorlar. İç güvenlik, İçişleri Bakanlığı aynı zamanda bir iç güvenlik bakanlığı. Ve bu iç güvenlik konusunda Türk Polis Teşkilatı tarihinin en güçlü döneminde. Ve her biriyle de gurur duyuyoruz. Çünkü zor bir dönemden geçtik. 15 Temmuz oldu. FETÖ Türk Polis Teşkilatı'nın içerisine sızdı. Her yere sızdığı gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızdığı gibi, yargıya sızdığı gibi, eğitim öğretime sızdığı gibi, her yere sızdı. Ve FETÖ terör örgütünden bir örnek vereyim. 21 bin polis amirimiz vardı bizim. İhraçlardan sonra 7 bin kaldı. Yani yaklaşık 14 bini ihraç oldu. Bunu niçin söylüyorum? Polislik mesleği bir usta çırak mesleğidir. Yani her şey bir yıllık veya iki yıllık polis meslek yükseokullarında veya akademide veya şimdiki 4 yıllık fakültede açıldı. Şükürler olsun önümüzdeki yıl başlayacak. Olabilecek işler değildir. Orada yani iki yıllık polis PMO'larda olabilecek işler değildir. Öğrenirsiniz doğru. Ama sahadaki uygulamalar bambaşkadır. Orada usta çırak ilişkisine ihtiyaç var. Bu aradaki bağ koptu. Çok doğal olarak. Ama buna rağmen çok çalışıldı. FETÖ'yle mücadele edildi. DAEŞ'le mücadele edildi. PKK'yla mücadele edildi. DHKPC ile mücadele edildi, MLKP ile mücadele edildi. Tüm de terör örgütlerine diz çökertildi. Ya yani biz Almanya değiliz. DAEŞ sınırımızda, PKK sınırımızda, PYD sınırımızda. Yani burada adamın hareket kabiliyetini daraltıyorsun. Öbür tarafa geçiyor sınır ötesinde. Orada yeni bir tim oluşturuyor kendisine. Yunanistan'a gidiyor, Lavrion kampına. Suriye'ye gidiyor. Gara'ya gidiyor. Diğer bütün bölgelere gidiyor. Öbür tarafa İran'a geçiyor. İran'da kendine yeni bir tim oluşturuyor. Şimdi biz böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Buna rağmen Türk Polis Teşkilatı uluslararası operasyonlarda ve Türkiye içi operasyonlarda büyük başarıların altına imza attı. Yorulduk mu? Yorulmadık desek yanlış söyleriz. Ve kimlerle yaptık bunu? %40'ı yeni arkadaşlarımızla yaptık. Başarılı bir şekilde. Çok doğal olarak onlar da buna ülkemizin selameti için göğüs gerdiler, mücadele ettiler. Şimdi tabii 3600 yani emeklilikten sonra ne olacağız beklentileri büyük bir beklentiydi. Ve şükürler olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın Millet Meclisi'nin iradesiyle 3600 çıkmış oldu. Mesela promosyon meselesinde birçok söz söylediler. Biz geçen yıl bir promosyon anlaşması imzalamıştık. En yüksekte imzalamıştık yani. Sonra tabii enflasyon sebebiyle bir artış söz konusu oldu. Yine onu güncelleyerek en yüksekte bu kadar büyük bir şeyde gene biz imzaladık. Gene hakikaten çok önemli bir adım atıldı. Yine bizim polislerimizin mesai katsayısı var. Bazıları %30, bazıları %20, bazıları %40'tı, 42'ydi. Onu %52'ye çıkarttık. Orada da ciddi bir yani önemli bir katkı alıyorlar. Onu da bu yılbaşı itibariyle hepsinin
bundan istifade edebilmesini sağlayabilir. Çünkü mesai yapıyorlar. Bazı illerimize az talep var. Yani Orta Anadolu illeri, işte Kırşehir gibi, Yozgat gibi bir takım illerimize, çok talep var. Biz aslında bazı doğu illerimize de az talep var. Orada iki bölgeyi dört bölgeye çıkartalım. Bu az talep olan illerimizi de gözetelim diye bir değerlendirme yapmıştık. O konuda arkadaşlarımızla tekrar bir değerlendirme ihtiyacı duyduk. Dört bölgeyi iki bölgeye düşürdük. Yani batı bir bölge, doğu bir bölge olarak orayı iki bölgeye düşürdük. Ve doğudan döndüğü zaman istediği yere gidebilme kabiliyetini de ona sağlamış olduk. Yine önemli meselelerden bir tanesi de polisimiz 12-24 8 tabii o zor dönemlerde 12-12 çalıştığı oldu, 12-24 çalıştığı oldu. Ve bütün bunları hakikaten büyük bir zorlukla yaparak hepsine göğüs gerdi. 7 Ocak itibariyle yeni bir süreç ortaya koyduk. İline göre bazıları 8-24 çalışmak istiyor, bazıları 12-36 çalışmak istiyor. Yani 12 çalışıp 36 dinlenmek istiyorlar. Aslında diğer memurlara normal çalışma zamanına geliyor çok doğal olarak. Ve çünkü cumartesi pazarları da yok. O 8-24 ve 12-36 çalışmalarında onlar bunu iyi anlayacaklar. 3 grup oluyordu. 3 grup olunca yine tam ona denk gelmiyordu. Şimdi biz onu 4 gruba çıkardık. Ve bu 4 grubu inşallah gerçekleştiriyoruz. Biraz daha fazla personele ihtiyaç olduğu söyleniyor. Ama öbür tarafta da personelimiz yoruluyor. Onun motivasyona ihtiyacı var. Ailesiyle birlikte olmaya ihtiyacı var. Kafasındaki çünkü bu kavramı hiç duydunuz mu bilmiyorum ama vekalet travması diye bir kavramla karşılaştım ben son zamanlarda. İlk defa sizden duyuyorum. Şöyle bir yıl boyunca Hacettepe, Gazi gibi üniversitelerden öğretim üyelerimiz bütün Türkiye'ye dolaştılar. Sadece polisimiz üzerinde çalıştılar. Biz ne yapmalıyız? Ve bizim önümüze bir rapor getirdiler. Orada bana anlattılar. Yani vekalet travması şu. Bir polisimiz bir cinayet olayıyla karşılaşıyor. Allah muhafaza. Bu bir çocuk oluyor bazen. Bir cinsel istismarla karşılaşıyor. Ya bir trafik kazasıyla karşılaşıyor. Ya bütün bunların hepsi yani kendini orada empati kuruyor ve hissediyor. Hepsi bir travma. Ya benim başıma gelirse, ya çocuğumun başına gelirse, bu annem olabilirdi, bu babam olabilirdi, bu ben olabilirdim, bu karım olabilirdi, bu çocuğum olabilirdi, bu eşim olabilirdi, kocam olabilirdi. Bu vekalet travma, o travmanın önemli bir bölümünü vekalet olarak alıyor kendisine. Şimdi bu normal bir iş yapmıyor. Bazen hırsızla karşılaşıyor, çok görüyoruz, kurşun atıyor. Bazen teröristle karşılaşıyor. Onun için bizim onu hem görevinde çok sağlıklı ve verimli hale getirmemiz lazım. Bu vesileyle de biz bu konuda özellikle bu dinlenmeyi kendine ait bir hak olarak görüyoruz. Ve diyoruz ki ek görev verebilirsiniz, bizim işimiz bu. Ama bizim polisimize ek görev veriyorsa amirleri bir ay içerisinde telafi dinlenmesi yapacak. Ne kadar ek görev verdin? 5 saat. 5 saat telafi dinlenmesi yapacak. Yani onun dinlenmesini artı olarak sağlayacaksınız. İki, bizim mesleklerimiz bu vekalet travması sebebiyle bazen karşılıklı konuşmaya ihtiyaç duyuluyor. Bizim psikologlarımız var. Biz 100 olan psikolog sayımızı 300'e çıkardık. Şimdi 200 de alacağız, 500'e çıkaracağız. Kurum içi psikologlarımız var. Ama bazıları kurum içi psikologlarımıza gitmek istemiyorlar. Biz de ona diyoruz ki kurum içi psikologlarımıza değil, sen kurum dışı psikologlara da gidebilirsin. Biz onlarla da anlaşma yapacağız. Hiç bilmediğimizi de gidebilirsin. Biz parasını vereceğiz arkadaş. Yeter ki git. Yeter ki içini boşalt. Yeter ki karşı karşıya kaldığın meseleyi bu işin ilim erbabı bir kişisiyle beraber karşılıklı halleş. Yani derdini anlat. Ve buna ait de çözümler neler yapılması gerekiyorsa, adımlar atılması gerekiyorsa bunu da
sağlayıver. Yine bütün bunlarla birlikte mesela Milli Eğitim Bakanlığımızda, burada da Milli Eğitim Bakanımıza çok teşekkür ediyorum, minnettarım. Milli Eğitim Bakanlığımızda oturuma girerlerdi. Hani diyelim bir sınavlar var, bu sınavların güvenliği alınması lazım. Bu sınavların güvenliği alındığı zaman bir üç oturuma da girse, üç imtihana da girse bir oturum parası alırlardı. Şimdi Milli Eğitim Bakanımız bir talimat yazdı. Diğer devlet memurları gibi, öğretmenler gibi onlar da üç oturuma giriyorlarsa üç oturum parası alacaklar. Ek bir mesai ücreti oradan almış olacaklar. Biraz önce söyledim, atama ve yer değiştirme yönetmeliğini değiştiriyoruz. O konudaki son noktaya da geldik. İnşallah yakın bir zamanda o da hemen çıkmış olacaktır. Bir de büyük şehirlerimize şu sebeple dolayı insanın kendi vilayeti ise oraya göndermiyorduk. Bir takım istisnalar hariç. Çok ama tam istisnalar hariç. O da şu, işte mesela bazı vilayetlerimizde o vilayetten doğanlar veya o vilayetli olanlar, o şehirli olanlar %60 civarındaydı. %50-55 civarındaydı. Bu da yerelleşme oluşturuyor. Tam verim alamıyoruz. Ve tamamen kesmiştik o meseleyi biz. Şimdi %20 2024'te başlayacak. %20 eğer o vilayet mensubu olana kadar bir takım mazeretler çerçevesinde o vilayete verilecek. Bir takım. Ama %20 olunca rakamı fazla yükseltmemek için de oradan sonra vermemiş olacağız. Vermeyeceğiz daha doğrusu. Ama en azından orada bir şeyi aşmış olduk. Bir barem açmış olduk. Bir süreç açmış olduk. Bir önemli mesele daha yaptık. Emekliliklerine 3 yıl kala istedikleri yere tayin olabiliyorlardı. Bunu 5 yıla çıkarttık. Yani 5 yıl kala ya ben şu memleketime gideceğim ve hayatımı şurada bundan sonra devam ettireceğim. Bana son 5 yılda burada bir imkan verebilir misiniz? O imkanı da o 5 yılda sağladık. Yine geçen yıl bir takım şart sürelerini düşürmüş idik. Mesela 6 yıllık süreleri 4 yıla düşürmüştük. Şimdi yine özellikle Diyarbakır, Mardin, Batman, Van, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Erzincan ve Erzurum illerimizin görev süreleri 5 yıldan 4 yıla bir daha düşürdük yani. Ağrı ve Bingöl illerimizin görev süreleri de 4 yıldan 3 yıla düştü. Yine bir şey daha yaptık. Eğer iki şarkınızı bir arada yaparsanız size iki şarkınızı bir arada yapma imkanı veriyoruz. Yani bir kere gideceksin, döneceksin. Orada bir şey daha çalışıyoruz. Acaba belli bir zaman dilimine kadar bir yıl, belli bir zaman dilimine kadar da 6 ay bu şarkıları eğer ikisini belirlerse düşürebilir miyiz diye bir çalışma daha yapıyoruz. Yani 4+3=7 ise acaba bir yıl düşürebilir miyiz? Veya 5+4=9 bir yıl düşürebilir miyiz? Ama 3+2 ise 5 yıl. Belki onu 6 ay düşürürüz. Yani böylece bir seferde gidecek 4,5 yıl yapacak ve 4,5 yıl sonra geri gelmiş olacak. Yani buna da çalışıyoruz. Burada polisimizden memnunuz. Çok çalışıyorlar. Vatandaşımız da memnun. Biz ondan daha fazla nezaket, daha fazla verimlilik, daha fazla yani vatandaşımıza hürmet ama suçluya karşı da adaletin en keskin halini ortaya koymalarını elbette ki istiyoruz. Bu ve buna benzer, bilmiyorum unutmuş olabileceklerim olabilir. Bu arada mesela polis teşkilatının çok güzel bir sandığı var, Polsan. Evet. İçişleri Bakanlığı'na geldiğimde Polsan sıkıntılıydı. 2033'te falan 2034'te bitiyordu yani. Tamamen artık sandık olmaktan çıkacaktı. Şimdi sonsuzluk oldu. Evet. Bugün polis olan 110 bin civarına geldi polis sandığının üyesi. Bugün polis olan ve Polsan'a aidatını yatıran bugünün parasıyla 1,5 milyon olarak emekli olacak. Artı bir emeklilik parası.
Bu büyük bir şey. Çok önemli bir şey. Yine bundan 4-5 yıl evvel Polsa'nın öz varlıkları 2,5 milyardı. Şimdi 2022 yılı geliri yani net karı 2,5 milyar lira. Yani çok büyüdü. Çok büyüdü. Ve başarılı bir şekilde. Polisimiz için bir garanti oldu. Bu da önemli bir adım. Emekliliği için garanti oldu. Bir taraftan 3600, bir taraftan da bu Polsan'ın emeklilik ikramiyesi polisimiz açısından çok büyük bir katkı ortaya koydu. Bu arada polisimizin geçen yıl yaklaşık 90 bin aileleriyle beraber polisimiz bizim tesislerimize tatil yaptı. Şimdi onu da arttırmak için çaba sarf ediyoruz yeni yerlerde. Onun tatilini yapmasını da istiyoruz. O konuda da bir genelge yayınladık. Yani polisimiz yıllık tatilini yapacak. Yani 30 günse 30 gün, 40 günse 40 gün dinlenecek. Memleketine gidebilir, bir tatil beldesine gidebilir, bir tatil yerine gidebilir. Bunu sağlayacak ve gerçekleştirecek. Biz de başarılı polislerimizi zaten tatile kendimiz gönderiyoruz. Bütün şeylerini, masraflarını kendimiz gidiş, geliş, kalma bütün masraflarını kendimiz jandarmamızı da yapıyoruz. Sahil güvenliğimizi de yapıyoruz. Korucularımızı da yapıyoruz. Bütün onların tamamını yapıyoruz ve gerçekleştiriyoruz. Polisimizi de yapıyoruz. Ve inanıyorum ki sadakatle sahip çıkılan polislik mesleğini bu dönemdeki arkadaşlarımız da polis teşkilatının o yıllardır güçlü yapısına daha ileri götürerek sadakatle sahip çıkarak devam ettirecekler. Milletimizin hizmetkarı ve milletimizin emrinde olacaklar. Sayın Bakanım, çok çok teşekkür ediyoruz. O kadar önemli bilgiler verdiniz ki, o kadar güzel aydınlattınız ki, sağlığınız, enerjiniz daim olsun inşallah. Türkiye Polis Radyosu Can Cana'ya katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanı verdiniz. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Programlarınız hem severek hem de ilgiyle takip ediliyor. Bu açıdan da çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çünkü Polis Radyosu çocukluğumuzun radyosu bizim. Hatıralarımız var Polis Radyosu'nda. Türkiye'de radyo çeşidinin az olduğu zaman dilimi içerisinde milletimizin özellikle yollarda, iş yerlerinde, evlerde çok ilgi gösterdiği bir radyoydu. Burada da çok önemli gelişmeler yaptık. Karasal yayını TRT'den sonra en çok olan radyo Polis Radyosu şu anda. Yaklaşık 1-2 yıldır bu noktaya da geldik. Sizlerin de büyük katkıları var. Özellikle teşekkür ediyorum. Minnettarız. Ve hakikaten getirdiğiniz nokta Polis Radyosu açısından da, tüm program yapanlar açısından da, sizler açısından da, bizatihi siz açısından da çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok sağ olun. Emeklerinize sağlık. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Evet, Can Cana'nın sonuna geldik. Çok özel bir program gerçekleştirdik. Sayın Bakanım Süleyman Soylu bizimle birlikteydi. Bugün kaçırmış olanlar için söylüyorum. Cumartesi günü saat 12'de programımızın tekrarı olacak. Bizi dinleyebilirsiniz. Programımız sizlere Polsan Bağlı Ortaklığı Ankara Sigorta'nın katkılarıyla ulaşıyor. Kendilerine çok ama çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Seninle her şeye varım ben. Sen benim uğurlu yolumsun. Sarmadım sana belden. Geçmedim bu emel. Ankara Sigorta'nın katkılarıyla hazırlanan İpek Açar'la Can Can'a sona erdi. Ankara Sigorta, Polsan bağlı ortaklığıdır. Kıskanıyorum ellere bakma, ben zaten...